İktidar iki şey üzerinden yürümek istiyor. Bir, toplumun taleplerini yerine getiremediği için, toplumsal talepleri, yani enflasyonu, hayat pahalılığını düşüremediği için, azaltamadığı için, toplumun işsizlik taleplerini gideremediği için, işsizliği azaltamadığı için, Türkiye'deki insanların sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel, eğitimsel faaliyetleriyle ilgili, talepleriyle ilgili bu talepleri çözecek projeleri yapamadığı için, öyle bir aklı da olmadığı için yapması gerekiyor? Bir, dini ismar etmesi gerekiyor. Bu noktada dini ismar ettiğini hep beraber görüyoruz. Bir yanda Gülşen Hanım bunu söyledi diye tutuklanırken, öbür tarafta ise size dokunmak ibadettir diyenlerin hakkında hiçbir işlem yapılmıyor. Öbür tarafta bir milletvekili eski bir bakan, her cuma bir ayet sallıyorum bakara makara diyerek bunlar hatta dinlemiyor ve bunlar hakkında işlem yapılmıyor. Hatta onlar hakkında işlem şöyle yapılıyor. Büyükelçi yapılıyor bu şahısta. Ödüllendiriliyor. Yüce Divan'a gitmesi gerekirken ödüllendiriliyor. Burada bir çifte standartla karşı karşıyayız. Bir yandan topluma şu mesaj verilmek isteniyor. Özellikle kendilerine oy veren muhafazakar kitleye bakın görüyor musunuz? Eğer ellerine fırsat geçerse sizin bütün kazanımlarınızı kaybedeceksiniz. Size bu şekilde romantik duygular içerisinde yaklaşıyorlar diye propaganda yapıyor. Bir diğer yandan da bunlar üzerinden de muhalefeti de susturmaya çalışıyor. Susun, konuşmayın, kesinlikle fikir hürriyetini alanını daraltmaya gayret sarf ediyor. Bunlara karşı her birimizin dikkatli olmamız gerekiyor. Türkiye'deki herhangi bir insanın, yani bunun herhangi bir dünya görüşüne sahip bir kişinin, herkesin Türkiye'deki tüm inanç sistemlerine saygı duyması gerekmektedir. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Fransa'da bir şahıs ateydi, Dışişleri Bakanı oldu. Kendisine sordular, siz ateistsiniz ama Fransa Hristiyandır. Şu mezheplere mensuptur, ne diyorsunuz denildiği zaman, evet ben ateistim ama milletimin dinine saygı duyuyorum demişti. O nedenle Türkiye'deki her ideolojik kesim, kimse ister din mensubu olsun, ister Musevi olsun, ister Hristiyan olsun, ister Müslüman olsun veya olmasın diyelim. Bu bütün inanç sistemlerine karşı herkesin saygılı olması gerekmektedir. Ve de burada iktidara da malzeme verilmemesi gerekmektedir. İktidar, bakın görüyor musunuz, ben dişimle tırnağımla imam hatipleri oluşturdum. Sizlere bir inanç alanı oluşturmaya gayret sarf ettim ama birileri geliyorlar ve bunları yapıyorlar. Yazarları, çizerleri de bunu gördük zaten. Neler söylediklerini de biliyoruz. Evet. O nedenle her birimizin dikkatli cümleler kullanmamız gerektiğini söylemek isterim. Sizin sözlerinizi kanıtlayan bir şey daha var efendim. Bu haftaki verilerden birinden bahsetmek istiyorum. Metropol bir araştırma yayınladı. Burada yine ön saflarda gördük. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasını söylüyorum. Bu tartışmanın içerisinde yer aldı. Siyasetin adeta bir ileri ucu gibi davranıyor diye eleştiriliyor zaten Diyanet İşleri Başkanı. Bu bağlamda Metropol'ün bir anketi var. Halkın %70'i Diyanet'in açıklamalarına güvenmiyor şeklinde yapılan ankette 28 ilde yapılmış, 13-17 Ağustos tarihlerinde yapılmış. AKP seçmeninin %35'i, MHP seçmeninin %58'i Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına inanmıyormuş üstelik. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı geçenlerde yine aynı şekilde maksadını aşan işler yapmakta, aynı zamanda görevinin dışında işler yapmaya çalışmakta ve bütün müftülere sahaya inin mesajı verdi. Ve bunlarla ilgili de seçimlerin gelmesini gösterdi. Bu doğru bir şey değildi. Ben Diyanet İşleri Vakfı'nın şeffaf olmasını isterim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şeffaf olmasını isterim. Diyanet İşleri Başkanlığı Atatürk tarafından kuruldu. Burada din ahlak mayalar, toplumun tamamını kucaklar, 85 milyona hitap eder. Yani Türkiye'deki genel ahlak kurallarını ifade eder ve bunlar üzerinden topluma mesajlar verir. Ama gördüğümüz kadarıyla iktidar partisinin bir noktada propagandistliğine soyunmuş vaziyetteler. Yani burada kazanımlarımızı kaybederiz diyen bunlar da aynı şekilde. Diyanet İşleri Başkanlığı bir noktada parti propagandası yapmayı maharet olarak görüyor, maharet olarak değerlendiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın siyasetten uzak durması, siyaset üstü davranması, aynen Peygamber Efendimiz'in söylenmiş olduğu gibi ben üstün ahlakı tamamlamak üzere gönderildim şeklindeki bir tebliğ içerisinde bulunması gerekmektedir. Ama gördüğümüz o ki öyle bir davranış içerisinde değil de bir partinin temsilcisiymiş gibi hareket ediyorlar. Oysa ki siz Allah'ın dinini yaymak veya Allah'ın dininin söylediklerini güzel bir üslupla, güzel bir dille, herkesi anlayacağı şekilde dile getirerek söylemeniz gerekmektedir. Esas onlar şunu yapsınlar. Diyanet İşleri Başkanlığı bu 20 yıl içerisinde kaç defa denetlendi Sayıştay tarafından? Diyanet İşleri Başkanlığı mesela vakfı kaç defa denetlendi Sayıştay tarafından? Denetlendi mi mesela? Vakıf denetlendi mi?
İlk de ne zaman denetlendi? Bir veya iki defa denetlendi herhalde, öyle tahmin ediyorum. Daha sonra bir daha denetlenmediğini tahmin ediyorum. İddia ediyorum da buradan. Beni yalanlasınlar, çıksınlar ve söylesinler. Mesela Diyanet Vakfı'ndaki yetkililer bu 20 yıl içerisinde yurt dışına kaç defa gittiler? 10 bin defa mı? 20 bin defa mı? 30 bin defa mı? 40 bin defa mı? 50 bin defa mı? 52 bin defa mı gittiler? Bunları açıklasınlar. Kendileri şeffaf olsunlar. Neden? Mütevazi olmayı. Çünkü Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'na da ihtiyacımız var. Neden ihtiyacımız var? Diyanet İşleri Başkanlığı'na Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurdu. Türkiye'deki dini ismar edenlere karşı dini doğru bir şekilde anlatılması, dinin toplumsal hayatta yer bulması noktasında da doğru bir şekilde kontrol altında olunması, yani kontrollü bir şekilde bunun dile getirilmesi noktasında gayret sarf ettiler. Ama gördüğümüz o ki Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'deki görevini tam ve kamil manada yapamamakta, yapamadığı için de işte Türkiye'de kontrol dışı, hukuk dışı, maliye dışı, istihbarat dışı örgütler meydana gelmekte ve bu örgütler de her geçen gün siyasallaşarak, bu cemaatler de siyasallaşarak Türkiye'de ciddi problemler yaratmaktadır. Fethullah Gülen gibi işte geldiler, bir gece yarısı darbe yapmak istediler. Öncelikle görünen kısmıyla ahlak dediler, görünen kısmıyla okul dediler, demokrasi dediler, görünen kısmıyla Türk dünyasına gittiler, orada Türkçe dediler, Türk bayrağı dediler. Ama görünmeyen kısmıyla da devleti ele geçirme çalışması yaptılar. Diyanet İşleri Başkanlığı görevini tam ve kamil manada yapmış olsaydı bugün bunlar olmazdı. Ben mesela Darbeler Araştırma Komisyonu Başkan Vekiliyken Diyanet İşleri Başkanlarına sordum. MİT Müsteşarlarına sordum. Aynı zamanda İçişleri Bakanlarına sordum. İçişlerinin genel emniyet genel müdürlerine sordum. Siz illegal örgütleri denetlerken sizin bulunduğunuz yerlerde burada bu cemaatleri de denetleyen bir mekanizmanız var mıydı? Departmanlarınız var mıydı? Bölümleriniz var mıydı? Diyerek yoktu dediler. Bu işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler için büyük bir nakısaydı. Maalesef. Siz bunları maliyenizle denetlemezseniz, hukukunuzla denetlemezseniz, siz bu yapıları aynı zamanda da istihbaratlarınızla denetlemezseniz bunlar gelirler, hükümetlerden istifade ederler, büyürler. Sonra da o hükümetlere şantaj yaparlar. O hükümetlere karşı dururlar. Ardından da biz hükümet olalım, yani oysuz, sandıksız hükümet olalım, devlet olalım derler. Devlet ele geçirme mekanizması değildir. Devlete sahip çıkma noktasında herkesin görevi vardır. Ama bu yapılar genellikle devleti ele geçirme çalışması. Devletten besleniyorlar, hükümetlerden besleniyorlar. Daha sonra da kendileri büyüdükten sonra da biz devlet olalım diyorlar ve kendi düşüncelerini, kendi ideolojilerini, kendi din anlayışlarını, tırnak içinde söylüyorum, topluma dayatmak veya topluma din budur, ideoloji budur, yönetim şekli budur şeklinde hoşgörüyü, çoğulculuğu ortadan kaldırmak, kendi düşüncelerini dayatma noktasında, yani Türkiye'yi bir Irak yapmak, Türkiye'yi bir Pakistan yapmak, Türkiye'yi bir noktada İran yapmak veya Türkiye'yi bir noktada Suriye yapmak veya bazı Afrika ülkeleri gibi bir kabile devletine, bir aşiret devletine veya bir cemaat devletine dönüştürmek istiyorlardı. Bunlar doğru şeyler değildi. O nedenle Sayın Özdağ, çok önemli tespitler ve tehdit, Türkiye için tehditleri sıralıyorsunuz. Ben bir şey daha ekleyeyim. Bugünün çok konuşulan bir konusu.